hepimiz net bir şekilde 90'larda gerçekleşen şiddet biçimlerini, yani Hizbullah eliyle devletin güdümünde tamamen işte bir aparat olarak Hizbullah'ı kullanıp özel Kürt yurttaşlara, yurtsever yurttaşlara, Kürt siyasal hareketine dönük bir saldırı silsilesi gerçekleştirmişti ve binlerce yurtsever, halkı için, dili için, kimliği için mücadele eden yurttaşımız hayatını kaybetmişti. O günden bugüne biz bugün hani bu yaşanan olaylarla ilgili olarak neden hemen oradaki yaşanmışlıklar, buna dair hafızamız tetikleniyor? Çünkü yöntem aynı. Yani baktığımız zaman özellikle kadınların yaşam tarzına, toplumun yaşam tarzına, kadınların ne giyeceğine, nereye gideceğine dair bir takım saldırılarla başladılar. Kent Park'taki saldırı tamamen kadınlı erkekli bir grubun, bir okul öğrencilerinin birlikte piknik yaptığı bir etkinlik değildi aslında, bir piknikti ve ona saldırdılar ve bunu işte bugün işte şu anda AKP'nin ortağı olan Hüdapar'ın milletvekili sahiplendi. Çıktı, dedi ki halk rahatsız olmuştur ve bu saldırıda bulunmuştur dedi ve bunu sahiplenen bir yerden yaklaştı. Eğitim Sen'in marif müfredatı ile ilgili eş zamanlı Türkiye genelinde yapılan bir açıklamaya yine her beji şeriat diye çıkıp bağırdılar ve polisin izlediği bir ortamda gerçekleşiyor bütün bunlar. Arkasından yine bir sitenin havuzunda kadınların havuza girmesini engellemeye çalıştılar ve son olarak işte arka arkaya 3 kafe silahlı saldırıya uğruyor, bombalı saldırıya uğruyor ve bunun da bir arka planı var. Bugün öğreniyoruz ki işte hukuk örgütlerine, baroya ve İHAD'ye, ÖHD'ye kafe işletmecileri başvuru yapmış ve tehdit aldıklarını söylemişler. Kadınlar gelmesin diye, mini etek giyen kadınlar gelmesin diye ya da farklı sebeplerle, yani ortada bir tehdit edilme durumu var. Dolayısıyla biz bu yöntemlerin tamamına baktığımız zaman 90'lardaki hafızamız tetikleniyor ve diyoruz ki ha, demek ki yani aynı motivasyonla yine devletin yönlendirdiği de, çünkü bakıyorsunuz ya bu gençler nereden çıkıyorlar? Bugün Amed'in birçok mahallesinde, özellikle de huzur evlerinde, bağlarda, bir sürü apartmanın altında cemaatlerin veya işte bu yapıların Kur'an kursu adı altında örgütlendiklerini biliyoruz. Özellikle son 8 yıla baktığımız zaman bu çok ciddi bir anlamda gerçekleşti. Çünkü kayyum yönetiminde gözetildiler, korundular ve örgütlendiler. Biz biliyoruz ki bugün Türkiye sınır dışında veya sınır içerisinde, yani Kürdistan'ın her yerinde Selefi örgütlerden büyük bir beklenti içerisinde. 28 Şubat döneminde işte Hizbullah'ın liderleri yargılandılar ama yargılanma usullerini hatırlayalım hepimiz mesela. Hizbullah'ın Kürdistan'da binlerce yurttaşın katletmesi, domuz bağlarıyla öldürmesi, satırlarla kesmesi, kadınların yüzüne bacaklarına kezap atması, bunların hiçbiri gündem olmadı. Bu bir hafıza silme yargılamasıydı. Bunu böyle yorumlamak gerekiyor. Ve dolayısıyla ne oldu, bunların çoğu sınır dışına çıktılar, bu üyeler, bu yapının üyeleri. Liderleri de cezaevinden yapılan yasal değişikliklerle çok hızlı bir şekilde çıktılar. Ve bugün baktığımız zaman dernekler adı altında, siyasi parti adı altında örgütlenmelerini sürdürüyorlar. Bu Selefi örgütlerin yapacağı bütün şiddet eylemlerinin karşısında bizim örgütlü bir şekilde, net bir şekilde durmamız gerekiyor. Çocuklarını, gençleri korumaları gerekiyor. Bir kere bu uyarıyı yapalım. Bir diğer mesele Filistin meselesini, işte İsrail'e karşı bir takım eylemler yaptıklarını söylemeleri, işte McDonald's'ı yağmaladılar ya da işte oradaki insanlara korku saldılar. Bir kere bu çok sıkıntılı, çünkü siz zaten İsrail'i besleyen iktidarla iş tutuyorsunuz. Sizi besleyen, yani bu halk bilmiyor mu sizin arkanızdaki gücü? Biliyor, gerçekten biliyor. Nereden cesaret aldıklarını bilmiyor mu? Biliyor. Yani bu iktidarın buna göz yumduğunu, cesaretlendirdiğini, ön açtığını, desteklediğini, büyüttüğünü halk zaten biliyor. Ve şunu net görmek lazım. İsrail karşıtı eylemler değil. İsrail karşıtı eylemleri yapacak olan kişiler bir kere iktidara karşı yapar bu eylemleri. McDonald's'a ya da kafe işletmecilerine karşı.
karşı değil. Bunu net bir şekilde görmek lazım. Çünkü İsrail'in en büyük destekçisi zaten AKP-MHP iktidarıdır ve onların büyüttükleri sermayedir. Kendi çocuklarının şirketleridir. Dolayısıyla bu ayrımı net bir şekilde yapmak lazım. Bütün bunlar toplumumuzu, Kürt toplumunu birbirine karşı kutuplaştırmaya, düşmanlaştırmaya, çatıştırmaya dönük çalışmalardır. Bu yeni bir şey de değil. Dediğim gibi iktidar selefi örgütlerden çok büyük beklentiler içerisinde. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Halkımız bu oyuna gelmeyecek. Biz kentimize, değerlerimize, belediyemize ve bütün değerlerimize sahip çıkacağız. Ve bunların karşısında da çok örgütlü bir şekilde duracağız. Bu saldırıların öyle tesadüfi olmadığını, planlı programlı bir şekilde yapıldığını kamuoyu çok ciddi anlamda farkında. Çünkü 2011'den itibaren Rojava'da başvuruda uygulanmak istenen, IŞİD eliyle uygulanmak istenen projelerin Türkiye'de IŞİD artıklarıyla devam ettirilmeye çalışılmadığı bir süreci yaşıyoruz. Biliyorsunuz 2015 yılında özellikle Sur'da yaşanan savaştan kaynaklı olarak Sur'un hem demografik yapısını hem politik yapısını değiştirmek için ciddi bir savaş, özel savaş politikası uygulanmaya başladı. Biliyorsunuz bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış olan bir şahsın söylemiş olduğu özellikle selefi gruplara yönelik çalışmaların 10 yıl sonra karşılığını göreceklerini söylemişti bizlere. Bu ne anlama geliyordu? Biz 90'lardaki faili meçhul cinayetlerin tekrardan devam edeceği noktasına geldiğimizi göstermeye çalışıyor. Halkı sindirerekten buranın politik ve demografik yapısını değiştirme çabası olarak görüyoruz. O zamanki İçişleri Bakanı'nın söylemiş olduğu 10 yıl sonraki çıkacak olan ortaya çıkacak ve göreceksiniz dediği şeyleri biz yeni yeni hemen görmeye başladık. Neden görmeye başladık? Çünkü bizler biliyoruz ki bu grupların destek olmadan hiçbir anlamda burada kendilerini ifade edemeyeceğini biz çok iyi biliyoruz. Özellikle toplumun seküler yaşamına, toplumsal yaşama, yaşayış tarzlarına karşı yapmış oldukları çalışmalar insanların manevi duygularını kullanarak yapmaya çalışıyorlar ve bu toplum tarafından hiçbir karşılığı olmayan bir yapılanmadır. Bu toplumun barışa ihtiyacı var. Bu barışı da herkesin sağlaması gerekiyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın şu ana kadar yapmış olduğu söylemlere baktığımız zaman bu tür gruplara karşı faaliyet gösterdiğini söylemesine rağmen bu grupların bu kadar rahat bir şekilde sokaklarda faaliyet göstermesi, polis kontrolünde, bekçi kontrolünde gidip de kafelere basmaları aslında bizi biraz da düşündürüyor. Hani o dönemin İçişleri Bakanı'nın söylediği şeyleri biz şu anda daha net görüyoruz. 10 yıl sonra olacakları aslında biz şimdiden görmeye başladık. Bu toplum kesinlikle bunu kabul etmiyor. Bu siyaset bunu kabul etmiyor ve etmeyecektir. Bugün kafeleri bombalayarak insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki bu halk 90'ları görmüş olan bir halktır. Bu siyaset 90'lardan çıkmış olan bir siyasettir. Hiçbir şekilde bu tür şeylere prim vermeyecektir. Vermemeye de devam edecektir. Bu tür saldırıların bizler belediyelere aldıktan sonra ortaya çıkması bize şunu gösteriyor. Yerel yönetimlerle halk oran aramızdaki bağı koparmaya çalışan bir zihinsel yapı mevcut. Biz bunu hem yerelde halkımızla birlikte örgütleyeceğiz buna karşı duruşu hem de parlamentoda parlamenterlerimizin yapacağı çalışmalarla. Çünkü biz demokratik ve meşru bir alanda mücadele ediyoruz ve bu mücadele alanını bırakmayacağız. Sokaklar her zaman için bizimdir, bizim olmaya devam edecektir. Ve biz şunu söylüyoruz, bu selefi gruplar Orta Doğu'da yapmaya çalıştıkları, dünyada yapmaya çalıştıklarının sonuçlarını biz görüyoruz. Gördük de dünyanın başına nasıl bela olduklarını ve bu belaların nasıl Kürt halkı tarafından ortadan kaldırıldığını, burada da aynı şekilde bu kadar rahat hareket etmeyeceklerini, edemeyeceklerini, çünkü halkın, toplumun yapısına, yaşam tarzına müdahale etme hakkına sahip değillerdir, olmayacaklardır.